İnstabilitenin patofizyolojisine baktığımız zaman ligamentöz patolojiler, kapsüle patoloji ve kemik patoloji görüyoruz. Ve en sık görünümüz tabii ki labdural patolojiler. Bu bir teori ama birçok hasta görebiliyoruz bunu. Eğer bir omuz öne çıkmışsa arkada da bir patoloji olabilir. O yüzden bazı cerrahlar arkaya da müdahale etmeyi düşünüyorlar. Bizim çok fazla bunu yapmıyoruz açıkçası. Ben çok inandığım bir şey değil ama yine bu bir circle konsept. Hastalara mutlaka pozitif yönde değerlendirmek lazım. Kemik patolojide en sık gördüğümüz humerus başında His aksesuarı, dün de bunu görmüştük detaylı bir şekilde. Glenoid tarafında gördüğümüz ise kıkırdak bankart lezyonu. Bu daha büyük bir artık glenoid kırığı bu. Bu şekilde de kemik patolojileri görebiliyoruz glenoid instabilitede. Lapra patolojide önemli. Çünkü en sık karşımıza çıkan bizim en çok tahmin ettiğimiz dokular şu normal bir ilişki. Şu labrum, glenoid kenarı, şu kıkırdak. Eğer labrum yırtılmış ayrılmışsa, periost sağlamsa buna pertes lezyon diyoruz. Eğer labrum yırtılmış, ayrılmış ama periost da yırtılmışsa bu klasik bankart lezyonu. Dün gördüğümüz hastada apsal lezyonu anterior labral ligamentöz periost sleeve avulsion dediğimiz periostla birlikte labrum avulse oluyor kemikten ve daha medyale doğru yer değiştirip yapışıp burayı da bir fibroz doku kaplıyor. Scar dokusu kaplıyor. Buna apsal lezyon diyoruz. Veya kıkırdakla birlikte ayrılmasına glat lezyonu, glenoid labral articular disruption denilen glat lezyonu olabiliyor ya da direkt kemik ayrılması olabiliyor. Buna yakından baktığımız zaman bakın şu bir periostu sağlam olan bir hasta şöyle bir bankartı var. Periost sağlam. Şurada baktığınız zaman şöyle periostun devamlılığı var. Bu bir pardon, şurada yırtığı görüyoruz. Periostun yırtığını görüyoruz. Bu bir bankart lezyonu. Bu yine bizim bir hastamızda Arto yaptığımız ender hastalardan biriydi. Çok sık yapmıyoruz. Bakın şurada labrum ayrılıyor. Şurada labrum yerinde. Arto yaptığınız zaman Arto MR'da ne kadar ayrıldığını görüyorsunuz. Ama periostun da devamlı var. Bu bir pertes lezyonu. Bu dün de bu hastayı görmüştük. Bakın ekleme girdiğiniz zaman labrum ta medyalde bir yerde yer değiştirmiş. Şurada olduğu gibi medyalde bir labrum var. Şurası skar dokusuyla dolu. Bunu gevşetip tamir etmeniz gerekiyor. Labrum şurada, skar dokusunun arasında. Buna da apsal lezyon diyoruz. Glat lezyonu, şurada kıkırdakla birlikte ayrılma var. Kemik bankart, kemikle birlikte ayrılma var ki bunlar da yine kemikle birlikte tutturmakta yarar var. Oluş mekanizması ne? Bu bizim bir milli judocumuz. Bu yarı final maçı. 10'a 0 önde aslında iyi gidiyor. Beyaz bizim. Aslında kendi oyuna düşüyor ama bakın. Alt üstünde dış rotasyon. Bir daha. Ve onu fark ediyor aslında. Hemen. Kenarda antrenöre omuzum çıktı diyor. Peki sizce antrenör ne diyor? Yaklaşımımız böyle işte. Kaçarak dövüşüyor. Evet. Sonunda maçı kazanıyor aslında ama biraz işte bu da yine Tolga. Yani judocu falan dinlemiyor Tolga. Bu da artroskopi görüntüsü. Şurada labrum yırtığını görüyoruz. Bakın ayrılmış. Daha sonra bunun hem anterior hem posterior vardı. Labrum yırtığı tamir ettik. Şu anda daha çok antrenörlük yapıyor. Zaten yaşı biraz geçmişti. Şu anda judo antrenörü o devam ediyor. Peki artroskopi tamir nasıl yapıyoruz? Ya anterior tamir yapıyoruz. Ya posterior tamir yapıyoruz. Ya çok yönlü tamirlerimiz var. Anteriorda işte saat 5 ile 1 arası. Şimdi bunu artı 5 ile 4,5 falan da diyenler var. İşte koyabildiğiniz kadar aşağıya koymaya çalışıyoruz. Ama en çok koyduğumuz aslında 4,5 civarı gerçekten doğru. Ya ankor kullanıyoruz tamir sırasında. Bakın bu bir apsal lezyonu. Ankoru da tamir ediyoruz. Aslında dün gördük artık ankor nasıl kullanıldığını ama
Yine bir tekrar edelim. Yine bakın şey aşağıda medialde Laprum. Dün de böyleydi. Onu gevşetiyoruz. Şurada gevşetmeye başlıyoruz. Bunu bir periost olarak düşünün. Periost hani girip bir yeri gevşetirken onu o şekilde kullanıyoruz. Hafif aşağı doğru ittirirken medyaya doğru biraz öne doğru kaldırıyoruz ki oradan yırtılıp ayrılsın diye. Bak şurası orta para inferior genelime ligamenti anterior bandı şu. Peki yeteri kadar gevşetme yaptığımızı nasıl anlayacağız? Dün onu görmüştük aslında. Eğer suyu bıraktığımız zaman glenoid seviyesine gelmişse tamam. Yeteri kadar gevşetme yaptınız demektir. Şöyle bir gevşetme yapılmış. Çok rahat artık geliyor. Daha sonra buna ilk önce inferior bir dönem yukarıdan başlıyor tamire. Onu bıraktık. Birkaç revizyon yaptıktan sonra. O da bir şeyin. Burayı iyice bir dekortike etmek gerekmiyor ama yumuşak kuda temizlemekte yarar var. Ankoru koyuyorsunuz. Bir miktar ligamentten bir miktar da labdumdan alıp bu arada mutlaka lateral döküp çalışıyorsanız birinin lateral traksiyon yapmasında yarar var. Dün gördüğünüz bir asistan lateral doğru hasta omuzu çekiyor. Evet, ilk düğümünüzü koyuyorsunuz. Genelde artık bir de matris geçiriyoruz. Bu tamir sonrası labrumun normal yerine geldiğini görüyoruz. Bir de bakın şu posterior, pardon anterior ama labrum sağlam. Yani aslında burada bir ayrımı gevşek. Bu çok yönlü stabilitesi olan bir kızdı. Bunların labrum biraz kanatıyoruz şeyi kapsülü. Yine bir raspa ile. Daha sonra bir ankor koyuyoruz. Ve kapsülü, labrum değil, kapsülü de ankora doğru plik ediyoruz. Yine kapsül plikasyon ankor kullanarak. Bir slab 5 hastası, bu bir kaleci. Oldukça instabil. Slab 5'i var. Yine aynı işlemler, raspa, gevşetme, yeteri kadar gevşek gevşimini kontrol ediliyor. Ardından hafif bir santimlik bir plikasyon bile. Bir santimle fazla yaptığınız zaman çok fazla hareket kısıtına yol açabiliyorsunuz. Onun için bir santimlik bir kapsül plikasyon yeteriyor. İlk önce yaptığımız şey slab tamiri. Eğer daha alttan başlasanız slabı tamir edemeyebilirsiniz, göremeyebilirsiniz, daha zor olur. O yüzden ilk başta slab tamiriyle glenoidi yukarı doğru taşıyorsunuz. Slab 5 için. Ardından yine alttan başlayarak hafif biraz da kapsülü gererek labrum tamirine geçiyorsunuz. Yine biraz kapsülden biraz labrumdan. Ve tamir ediyorsunuz. Bu da 3 ankor kullanılmış. Posterior sağlam görünüyor. Şurası anteriorü. Şu posterior sağlam görünüyor. Ameliyattan sonra da o instabilitenin azaldığını görüyoruz. Bu bir kemik bankart, hatta glenoid kırığı gibi. Bakın şurada büyük bir parça var. Bu bir göz doktoruydu. Kemik kırık içerisinde ankor yerleştirdik. Ardından yine labrumun da altından kemiğin de altından
ipimizi geçirerek yine iki ankor kullandık, bu da iki ankora bunları bağladık. Bu ameliyat postop dönemde perop ama tamir sonrası iyice stabil olduğunu gördük. Şu anda bir sorun olmadan aynı zamanda göz cerrahı sorun yok. Eğer sulkus bulgusu varsa hastanın bunun gibi, o zaman yapacağımız şey, intervali kapatmazsanız tekrarlama riski var. Bakın ön ankorumuzu biraz geri çekiyoruz. Dikişimizi subs kapılarından geçiriyoruz. Diğerini yukarıdan superior glenoid ligamentin olduğu yerden geçiriyoruz. Bunları bir portale alıyoruz. Bu taşıyıcı ip, ardından bunu buraya normal dikiş ipimizi geçirdikten sonra dikiyoruz. Böylece intervali kapatmış oluyoruz. Çünkü sulkus bulgusu en büyük sebeplerinden biri intervalin gevşek olması. Eğer interval gevşekse, sulkus bulgusu pozitifse hastalarda buna interval kapama da ekleyebilirsiniz ama hastayı mutlaka uyarmanız gerekiyor. Eğer intervali kapatırsanız hastanın yaklaşık bir 10 derece kadar dış rotasyonu kısıtlanır. Hastayı bundan önceden uyarmanız gerekiyor. Bakın şimdi bu bir yine bir labdum tamiri. Posteriordan. Şurada labrum ayrılmış. Şurası posterior. Bir miktar kapsülden bir miktar labrumdan geçiyoruz. Ardından taşıyıcı ip. Ankor. Ve yine posteriordan ankorla labrum tamir ediliyor. Arka tarafı, ilk önce arka tarafı sonra ön tarafı yapıyoruz. Bu aslında çok yönlü instabilite vardı. Bakın bu habitüel bir instabilite. Labrum sağlam, kapsülü gevşek. Labrum sağlam olduğu için labrum ankor olarak kullanıyoruz burada. Ek bir ankor koymadan. Plikasyonu ankor üzerine yapıyoruz. Bak şurada labrum, kapsülden labrumdan geçiriliyor. Önden de aynı şeyi yapmışız. Daha sonra kapsülü, bakın şurada gördüğünüz labrum üzerine plik ediyoruz. Bu 360 derece bir instabilitesi olan bir hastamızdı. Bu şekilde, hatta sonrasında da giriş derinizi de kapatabilirsiniz. Yine bu da o kapsüle gevşekliği bir daha azaltabiliyor. Posterior ve çok yönlü instabilitelerde 360 derece kadar yine bunu yapmanız gerekiyor. Plikasyonu. Genel olarak baktığımızda artroskop tamiri daha az cerrahi mobilite açığa göre. Çok daha iyi kozmetik sonuç. Daha iyi bir hareket genişliği sağlanıyor. Daha anatomik bir tamir yapabiliyorsunuz. Bir de eğer ek patolojiler varsa SLAP gibi bunlara daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Posterior patoloji de varsa, eşlik ediyorsa zaten başka bir şansınız yok. Açık cerrahide posteriori bilmiyorum. Açık cerrahi hepimiz yapmışızdır. Posteriori ulaşmamız herhalde çok çok daha zor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Günün son konuşması aslında hastayı ilk ve son gören kişi fizyoterapist Selda Hanım. Bizim bu yaptığımız işlerin bozulmaması için, hatta biraz daha iyi olması için sanırım olmazsa olmazımız. Buyurun. İyi sabahlar. Ben de size omuz artroskopisi sonrası uyguladığımız rehabilitasyon protokollerinden kısaca bahsetmek istiyorum.
Omuz artroskopisi sonrası rehabilitasyon programı tabii ki cerrahi öncesinden başlar. Yaptığımız değerlendirmeler cerrahi öncesinde yaptığımız değerlendirmeler ışığında biz de hastalarımıza cerrahi öncesinde bir fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Daha sonra bu değerlendirmeler ışığında da cerrahi gereken hastaları zaten uygun olunca ameliyata alıyor. Cerrahi öncesi yaptığımız değerlendirmede nelere bakıyoruz? Fiziksel özellikler, aktivite düzeyi, eğitim düzeyi, semptomların süresi, yırtığın büyüklüğü, yırtığa katılan tendon sayısı, özgeçmiş, soygeçmiş, var ise omuz eklemi patolojileri, daha önce fizik tedavi aldıysa seansı, kullandığı ilaçlar ve sigara kullanıp kullanmadığını kaydediyoruz. Cerrahi öncesi yaptığımız değerlendirmede kas kuvvetini de değerlendiriyoruz. Özellikle omuz çevresi ve skapula çevresi kaslarının kuvvetini, dirsek fleksör ve ekstansörlerin kas kuvvetini değerlendiriyoruz. Ayrıca kavrama kuvvetlerini de değerlendiriyoruz. Bunları kullanırken de el dinamometrelerini kullanıyoruz. Yine eklem hareket açıklığını değerlendiriyoruz. Omuz ekleminin tüm yönlerdeki hareketlerinin eklem hareket açıklıklarını, dirsek fleksiyon ekstansiyonunu, ayrıyeten de supinasyon ve pronasyon yönündeki eklem hareket açıklıklarını aktif ve pasif olarak değerlendiriyoruz. Ağrıyı görsel analog skalası ile değerlendiriyoruz. İstirahat, gece, 90 üstü aktivitelerde 2-3 kilogramlık ağırlık taşıma sırasında hastanın hissettiği ağrısını 10 santimlik bir cetvel üzerinde işaretlemesini istiyoruz. Kısalıklar bizim için önemli. Bu değerlendirmede kısalıklara da bakıyoruz. Özellikle pektoral kas kısalığını değerlendiriyoruz. Pectoralis majorun sternal ve klavikular parçasını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Pectoralis minor kısalığının testine de hasta sırt üstü yatar pozisyondayken akromion ile yatak arasındaki mesafeyi ölçerek diğer tarafla karşılaştırarak değerlendiriyoruz. Kas atrofisi için çevre ölçümü yapıyoruz. Özellikle aksiller bölgeden ve akromionun 10 santim altından çevre ölçümlerini alıyoruz. Skapular diskineziyi değerlendiriyoruz. Kibler ve arkadaşlarının kullandığı, yapmış olduğu sınıflandırmayı kullanıyoruz skapular diskinezi değerlendirmesinde. Burada şöyle göstermek istiyorum. İnferior skapular açının belirginliği, medial skapular kenarın belirginliği, superior skapular kenarın belirginliği ve simetrik skapular hareket olarak kaydediyoruz. Skapular pozisyonu da değerlendiriyoruz. Aslında yapılan bazı çalışmalarda skapular pozisyonun özellikle de lateral skapular kayma testi ile skapular diskineziyi değerlendiren çalışmalar var ama benim şahsi fikrim skapular diskineziyi değerlendirmede bu testin yetersiz olduğu. Çünkü bu test bize skapulanın statik pozisyonu hakkında veriyor, bilgi veriyor. Nasıl yapıyoruz bu testi? Öncelikle skapulanın inferior açısını belirliyoruz ve bu inferior açı ile aynı horizontal hizadaki transvers vertebranın spinöz çıkıntısı arasındaki mesafeyi omuz ekleminin 0, 45 derece ve 90 derece abdüksiyonda olduğu pozisyonlarda bu iki nokta arasındaki mesafeyi santimetre cinsinden kaydediyoruz. Fonksiyonel durum değerlendirmesi için Western Ontario rotator kaf ölçeğini, UCLA'yı kullanıyoruz. Ayrıca instabilitesi olan hastalarda Oxford omuz skalasını uyguluyoruz. Bunun yanında objektif bir test olan 9 delikli PEG testinde üst ekstremite fonksiyonelliğini değerlendirmek için kullanıyoruz. Yaşam kalitesi için de Nottingham sağlık profilini kullanıyoruz. Cerrahiden önce yaptığımız değerlendirmelerden sonra cerrahi sonrasında da hastayı belirli kontrollerle kontrole çağırıyoruz. 1,5 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kontrollerde hastanın değerlendirmelerini tekrarlıyoruz. Rehabilitasyona gelecek olursak, rehabilitasyondaki amacımız tamir dokusunu korumak, özel kas gruplarını kuvvetlendirmek, stabilizasyonu artırmak, ağrısız ve simetrik eklem hareket açıklığını kazandırmak, postürü düzeltmek, ameliyattan önceki fonksiyonlara dönüşü sağlamaktır. Rehabilitasyon sürecini etkileyen faktörlerden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında daha önceki konuşmacılar buna değindiler. Yırtığın iyileşme süreci, tamir dokusunun
iyileşme sürecini etkileyen faktörleri ayrıntılı bir şekilde anlattılar ama ben burada sizin dikkatinizi rehabilitasyon sürecinde hastanın eğitimi ve hastanın tedaviye katılımına çekmek istiyorum. Biz nasıl bir rehabilitasyon programı uyguluyoruz? Hastaya devamlı olarak kontrollerle devam ettiğimiz ev programları ile devam ediyoruz böyle bir tedavi programına. Bu nedenle hastaya verdiğimiz ev programlarını hastanın uygun bir şekilde, düzenli bir şekilde yapması gerekiyor. Uygulanamayan hastaları da zaten daha sık kontrollerle ve ya da tedaviye çağırırız. Düzenli bir tedavi uyguluyoruz onlara. Artroskopik subakronal dekompresyon sonrası rehabilitasyon programını 3 fazlı olarak uyguluyoruz. İlk 2 hafta 1. faz, 3-6. haftalar 2. faz, 7-12. haftalarda 3. fazı oluşturuyor. Omuz askısı ile 1 haftalık immobilizasyon takiben pasif ve aktif yardımla eklem hareket açıklıklarına başlıyoruz ilk fazda. İkinci fazda ise bunlara devam ediyoruz ama hedefimiz tam eklem hareket açıklığının kazanılması. Bu faz bittiğinde eklem hareket açıklığının tam olarak kazanılmış olması gerekiyor. Üçüncü fazda kuvvetlendirme ve spora özgü eğitimin yapıldığı spora dönüş fazı. Artroskopik rotator manşet tamiri sonrası rehabilitasyonu da 5 fazlı olarak uyguluyoruz. Burada bahsedeceğim 2 santimden küçük olan yani küçük yırtıklar için olan rehabilitasyon programı. İlk 4 hafta maksimum koruma fazı, 4-6. haftalar orta koruma fazı, 6-8. haftalar minimum koruma, 9-12. haftalar kuvvetlendirme, 12. haftadan sonra da fonksiyonel faz geliyor. İlk fazda ne yapıyoruz? Zaten 3-4 haftalık bir immobilizasyon süreci var omuz askısı ile. Biz bu fazda soğuk tedavisi ve tens uyguluyoruz. Özellikle ağrı ve ödem kontrolü için. Ama gerekli olan hastalarda diğer elektroterapi ajanlarını da kullanıyoruz. Ayrıca ağrılı hareketten kaçınması konusunda da hastaya bilgilendiriyoruz. Pasif eklem hareketi açıklığı egzersizlerine 2. haftadan itibaren başlıyoruz. Özellikle sırt üstü pozisyonda yapıyoruz. Yine bu fazda askı içerisindeyken düzgün duruş ve postür eğitimi veriyoruz. Ayrıca dirsek, el ve parmakları kuvvetlendirme egzersizlerini hem askı içerisinde hem de askı dışındayken gösteriyoruz. Yine 3. hafta civarında skapulatorisk eklem mobilizasyonu ve glenomeral eklem mobilizasyonu uyguluyoruz. Omuz artroskopisi yapılan hastaların, özellikle de kaf tamiri yapılan hastalarda skapulatorisk eklem mobilizasyonunun azaldığına dair çalışmalar var. Bizim de büyük bir çoğunluğu hastalarımızın skapulatorisk eklem mobilizasyonunun azaldığı hastalar. Bu nedenle gerekli olan hastalarımıza bu mobilizasyonları 3. haftada başlıyoruz. Ayrıca yine 3-4. haftalarda aktif yardımla omuz hareketlerine başlıyoruz. Omuz fleksiyonu, abdüksiyon ya da skapsiyon dediğimiz skapular düzlemde elevasyon şeklinde olan egzersizlere ilk fazlarda masa önünde ya da bir yatak üzerinde başlıyoruz. Daha sonra L barla egzersizlere devam ediyoruz. İkinci faza geldiğimizde faz 1'e devam ediyoruz. Egzersizler aynı şekilde devam ediyor ama glenohumeral eklem ve skapulatoristik eklem mobilizasyonlarının derecesi yani grade'lerini bu fazda artırıyoruz. Ayrıca aktif yardımlı egzersizlerin hareket sınırlarını da bu fazda artırmaya çalışıyoruz. 6. hafta civarında da aktif egzersizlere geçiyoruz. 8. haftada tam ve ağırsız eklem hareket açıklığının kazanılmış olması gerekiyor. Kazanamayan limitasyon olan hastalara da aktif germe egzersizlerini sınırlı bir şekilde gösteriyoruz. Yine 9. haftadan itibaren dirençli egzersizlere uygulamaya başlıyoruz. Dirençli egzersizlere serbest ağırlıklarla başlıyoruz. Daha sonra da egzersiz lastiği ile uyguluyoruz. Son faza geldiğimizde 12. haftadan sonra proprioseptif, pliometrik ve spinal stabilizasyon egzersizlerini uyguluyoruz.
Pliyomatik ve spinal stabilizasyon egzersizlerini sunumun diğer kısmında, ilerleyen kısımlarında onları da örnekler göstereceğim ama proprioseptif egzersizler eklem pozisyonu hakkında farkındalığı artırır ve nöromüsküler kontrolü artırdığı için özellikle instabilite olan hastalarda daha yoğun olarak çalıştırıyoruz. Artroskopik pankart tamiri sonrası rehabilitasyonda 5 fazla olarak uyguluyoruz. İlk 4 hafta maksimum koruma, 5-8. Hafta sınırlı hareket, 9-12. Haftalar orta koruma, 13-16. Haftalar minimal koruma yani kuvvetlendirme fazı, 16. haftadan sonra da fonksiyonel faz geliyor. Burada kullandığımız egzersizler, yaptığımız egzersizler benzerlik gösteriyor aslında rotator kaf tamiri sonrası uyguladığımız egzersizleri ama süremiz sınırlı olduğu için ben sadece farklı olan ve önemli olan noktalara birazcık değinmeye çalışacağım. Yine immobilizasyon süreci 3-4 haftalık bir immobilizasyon süreci var. Kapsülör ablal tamir dokusunun iyileşmesine zaman tanımak için de hastanın uyku halindeyken gece uykusu sırasında da askıyı takmasını istiyoruz. Soğuk tedavisi ve tens uygulamalarımıza yine devam ediyoruz ve aktivitelerin sınırlandırılması konusunda da hastayı uyarıyoruz. Bu dönemde pasif egzersizlere geçmiyoruz. Sadece askı içerisinde submaksimal deltoid izometrikleri gösteriyoruz. Ayrıca postür egzersizleri ve askı içerisindeyken dirsek, el ve el bileği egzersizlerini de uyguluyoruz. 5. haftada sınırlı olarak pasif eklem hareket açıklığı egzersizlerine geçiyoruz. Yine internal ve eksternal rotator kaslara submaksimal izometrik egzersizleri de 5. haftadan itibaren gösteriyoruz. 6. haftadan sonra da aktif yardımın eklem hareket açıklıklarını geçiyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim aslında rotator kaf tamirinde de uyguladığımız yöntem eksternal rotasyon uygulamalarının, egzersizlerinin özellikle de skapular düzlemde yapılması gerektiği, yine glenomeral eksternal rotasyonun elevasyon açısı, omuzdaki elevasyon açısının 60 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde ilk fazlarda dikkat edilmesi gerektiği, iç rotasyonun da bu fazda sınırlandırılması gerekiyor. Özellikle de glüteal bölgeden daha geriye gitmeyecek şekilde hastanın uyarılması gerekiyor. İlk 6 hafta abdüksiyonda, eksternal rotasyonda yapmamasını istiyoruz hastanın. 9. haftaya geldiğimizde hastanın tolere ettiği açılarda aktif eklem hareketlerine geçiyoruz. Yine 9. haftada elevasyon açısı 60 derece olabilir ama eksternal rotasyon miktarını biraz daha artırıyoruz. Ve 12. haftaya geldiğimiz zaman da eklemde tam eklem hareket açıklığının kazanılmış olması gerekiyor. Bu fazdan sonra da yine kuvvetlendirme ve fonksiyonel faza geçiyoruz. Slap tamiri sonrası rehabilitasyonu Burak Bey genel olarak şöyle bir değindi ama ben biraz daha ayrıntı vermek istiyorum. Bu rehabilitasyon protokolünü de yine biz 5 fazlı olarak uyguluyoruz. İlk 4 faz maksimum koruma fazı, 4-6. Haftalar sınırlı hareket fazı, 7-12. Haftalar orta koruma, 13-14. Haftalar minimal koruma ve kuvvetlendirme fazı ve 24-28. Haftalarda fonksiyonel faz. Önemli noktaları şöyle vurgulayacak olursak, yine 4 haftalık bir immobilizasyon süreci var. Biz bu dönemde soğuk uygulamayı ödemeye kontrol etmek amacıyla uyguluyoruz. Bu fazda bisepsi aktif egzersizler göstermiyoruz. Askı içerisinde submaksimal deltoid izometrikleri gösteriyoruz. Sınırlandırılmış olarak da pasif omuz fleksiyonu, skapsiyon ve eksternal rotasyon yaptırıyoruz. 3. haftada da skapulotorasik izometrik egzersizler gösteriyoruz. Ayrıca pendulum egzersizleri de bu fazda başlanabilir. Diğer faza geçtiğimizde 6. haftaya kadar L-bar ile iç rotasyon yaptırmıyoruz ve 4 ile 6. haftalar arasında da bisepsi aktif yardımlı olarak çalıştırıyoruz. 8-10. Haftalara geldiğimiz zaman tam pasif eklem hareket açıklığının kazanılmış olması gerekiyor. 12. hafta itibariyle de tam olarak aktif eklem hareket açıklığının kazanılmış olması gerekiyor. 12. haftadan sonra da bisepse kuvvetlendirme egzersizlerine geçiyoruz. Bu fazdan sonra yine rotator manşet tamirinde gösterdiğim gibi
resimlerini gösterdiğimiz gibi kuvvetlendirme fazını uyguluyoruz. Ve daha sonra da fonksiyonel fazda da proprioseptif egzersizler, pliometrik egzersizler, spinal stabilizasyon egzersizleri ve spora özgü eğitimle programı tamamlıyoruz. Birkaç egzersiz örneği göstermek istiyorum size. Proprioseptif egzersizleri ve özellikle de skapular kontrol egzersizleri açısından bu egzersiz güzel bir egzersiz. Yine çok basit kullanabileceğimiz, uygulayabileceğimiz pliometrik egzersizler. Ayrıca spinal stabilizasyon egzersizleri. Spinal stabilizasyon egzersizlerini omurgayı direkt kontrol eden transversus, abdominus ve multifidus kaslarını izole olarak kasmayı öğreterek başlıyoruz. Bu şekilde hastanın bu kasılı durumu bozmadan köprü kurmasını ve bunu da bozmadan değişik kol pozisyonlarında bu pozisyonu korumasını istiyoruz. Tabii ki bu egzersizler çeşitlendirilebilir. Bunlar sadece örnek. Alt ekstremite ve üst ekstremite için değişik modifikasyonlar yapılabilir. Egzersizlere sabit yüzeylerde, sabit zeminlerde başlıyoruz ve hareketli zeminlere doğru ilerleyebiliyoruz. Zorlaştırabiliriz. Genellikle başlangıçta başüstü, sırt üstü yatar pozisyonda başlıyoruz. Bunlara yüzü koyun, yan yatış pozisyonu, oturma pozisyonu ya da ayakta uyguladığımız egzersizlere doğru ilerleyebiliyoruz. Burada da hareketli bir zemin üzerinde spinal stabilizasyon egzersizlerini görüyoruz. Teşekkür ederim. Aslında ben şu anda düşüncenizi duyar gibi oluyorum. Keşke bir Seyda Hanım bizde olsa diyorsunuz herhalde. Bon servisini vermiyoruz, onu söyleyeyim. Şimdiden hiç aklınızdan bile geçirmeyin. Evet, son iki konuşmayla ilgili soru ve katkılarınızı alabilirim. Fizik tedavi ve instabilite ile ilgili. Buyurun lütfen. İlk 4 hafta maksimum koruma dendiğinde Velpo bandajında kalıyor herhalde, değil mi? İlk 4 hafta faz 1'de maksimum koruma Velpo bandajında. O arada da fizyoterapist tarafından o gösterdiğiniz hareketler yapılıyor. Evet. Eğer merkezimize gelen hastalara pasif egzersizleri uyguluyoruz ama hani gelemeyen Ankara dışından olan hastalarımız da oluyor. Onlara da ev programı veriyoruz. Yani hastanın fizyoterapiste ulaşma imkanı yoksa sadece Velpo bandajında kalmasının bir sakıncası olur mu? Yani o maksimum korumayı hiç Velpo'dan çıkarmayacak şekilde olsa? Aslında biliyorsunuz uzun süreli immobilizasyonun olumsuz etkileri var. Biz bunu aslında elimine etmek istiyoruz bu pasif egzersizlerle ve hastanın da bir an önce aktiviteye dönüşünü hızlandırmak, fonksiyonel düzeyini de artırmak için. Tabii ki bu rehabilitasyon programlarında doku iyileşmesinin fazlarını da göze almamız gerekiyor ama ev programı olarak verdiğimiz hastalara nasıl veriyoruz? İşte diğer elinin yardımıyla öncelikle hiç harekete katılmadan pasif olarak bu yaptırdığımız egzersizleri evde uygulaması şeklinde gösteriyoruz. Ayrıca ikinci haftadan sonra da aktif yardımla egzersizleri başka bir bireyin ya da yardımına ihtiyaç duymadan hasta kendi başına yapabilecek şekilde öğretiyoruz. O Velpo bandajında koltuk altında bir şey koyup hafif abdiksiyon alınmasının bir anlamı var mı? Anlamsız aslında mı? Şöyle, aslında bu belki Ulunay Hoca'ya yönlendirilmiş bir soru olabilir ama ben de cevaplayabilirim. Bu bandajların abdüksiyon yastıklı olanları da var tabii ki. Ondan bahsediyorsunuz evet. Sanıyorum. Ulunay Hoca'nın yaptığı ameliyatlarda buna gerek kalmıyor. O yüzden hani birazcık o yüzden hani tendonun tıkanlanması ilgili sıkıntılar cerrahi sırasında çözüldüğü için abdüksiyon yastığına da gerek kalmıyor. Yani abdüksiyon sırasında herhangi bir kötü bir olumsuz etki yapacağımızı düşünmüyoruz tamire. O yüzden öyle bir yastık kullanmıyoruz açıkçası. Çok kullanılanı var ama biz hiç kullanmadık, bir sorun yaşamıyoruz onunla ilgili. Bir duyuru yapayım lütfen. Biliyorum bazen bir yerlere yetişmek istiyor ama birazdan bir toplu bir fotoğraf çekileceğiz. O yüzden herkes buradaysa çok sevinirim.
Şimdi tabii günlük hayatta çok sık karşılaştığımız omuz çıkıklarına artık daha farklı bir gözle bakacağız. Yani hem intraartiküler yapıları tanıdık hem olabilecek hasarları. Normalde 3 hafta immobilizasyon sonra kontrollü hareket başlıyoruz. Çok sık da bir geri dönüş olmuyor. Sizin ona ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yani omuz çıkığı şey tespit süresi veya tespit süresi. Hem tespit süresi veya hani ne zaman cerrahi? Evet, instabil bir omuz olmaması açısından. Yani 20 yaş şöyle diyeyim. 20 belki 22 yaş ve 6 ilk çıkık eşittir yani bu habitüel instabilitenin ilk çıkığı. O yüzden bunu öyle değerlendirip biz genellikle eğer bu yaş altındaki bir çıkıksa bunu tamir etmeyi ön plana alıyoruz. Onun için herhangi bir immobilizasyon falan uygulamıyoruz. Onun üzerindeki hastalarda tam olarak karar vermek zor. Yani genelde 30 yaş üzerinde bırakıyoruz. Çok az bir süre tespit ediyoruz. O hani 3 haftaya geçmeyecek bir tespit yapıyoruz ki adüksiyonel tespitin çok da şey olmadığını, yerinde tutmadığını, adüksiyonel tespitinin de çok iyi olmadığını, aslında dış rotasyonu tespit etmem dediğimiz gerektiği söyleniyor. O pozisyonda tespit etmek ve hastayı o şekilde tutmak o kadar çok zor ki çok da fazla yararlı olmadığımızı düşünüyoruz. O yüzden mümkün olduğunca hemen erkekteki hareket başlıyoruz hastalara bu yaş grubuna. Aradaki yaş grubunda 30 ile 20 arasındaki yaş grubunda aslında aktivite düzeyine göre, hastanın beklentisine göre karar veriyoruz. Yani hastaya birlikte karar veriyorum onlara. Ama o 20 yaş ve altı hastalara TC hastaya bırakmıyorum açıkçası. Peki biz tespit uyguladıktan sonra MR alalım mı mutlaka? Omuz bir şart değil. Gerek. Ha şey mi? Yok, hayır. Yani bence gerek yok. Oluşmuş mu, oluşmamış mı? Çünkü çok dramatik bir... Yani bekleyip tekrar bir çıkık olursa o zaman tamir etmek daha doğru. Yani tekrar MR'ların çekmenin bir anlamı yok bence. Yani 6 ay önce de MR'da herhangi bir bulguyu göremezsiniz. O kemik iliği ödeminin geçmesi 3 ile 6 ay gerekiyor MR'da. O yüzden 6 ay bekledikten sonra zaten çıkmıyorsa da tekrar MR'ın bir anlamı yok. Teşekkürler. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz güzel sunumlar için. Bu çok yönlü instabilitede hastalardan bir psikiyatrik konsultasyonu istiyor musunuz? Hocam teşekkür ederim bunu açtığınız için. Bu habitüel yani travmatik olmayan hastanın kendi başına çıkarttığı yani hasta size göre bakın şöyle çıkartıyorum dediği hastayı önce psikiyatriye gönderiyorum. Ondan sonra da mümkün olduğunca o hasta grubunu ameliyat etmemeye çalışıyorum. Ama hasta kendisi çıkarmıyorsa ama çok basit bir hareketle çıkıyorsa ve çok gün çıkıyorsa onları tabii ki daha farklı derinde ama işte bakın benim omuzum şöyle çıkıyor giriyor size bunu şov için göstermeye çalışan hastalığı ilk önce psikiyatriye mümkün olduğunca ameliyathane sokmamaya çalışıyorum. Hilsaç lezyonu ile ilgili yaklaşımınız nedir? Hilsaç lezyonu ile ilgili eğer %20'nin üzerinde bir kayıp varsa bugün bahsetmedik ama onlara ve ameliyat sırasında dış rotasyonu aldığımız zaman ön kenardan atlayacak gibi ise o kadar bir defekti varsa onlara remplisaj yani boşluk doldurma ameliyatı ekliyoruz onlara. Hilsax'daki kırığın içerisinde ankoya yerleştirip infraspinatusu üzerine doğru yapıştırıyoruz. Remplisaj o da giderek popüler olmaya başlayan bir yöntem. Teşekkür ederim. Şuradan vardı. Daha sonra. Çok güzel bir kurs. Sunumlar izledik. Sağ olun. Öncelikle size ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isteriz. Aslında benim soracağım iki soru da soruldu. Ben şunu sormak istiyorum. Kemik bankartla birlikte olan bir omuz çıkığında, travmatik omuz çıkığında. Bunda da yani bir glenoid instabilite olarak düşünüyor musunuz bunu yoksa bunda da 6 haftaya kadar veya 3 haftaya kadar bekliyor musunuz? Tabii kemik kaynaması daha kolay ama eğer deplase olmuşsa yine yaş grubu çok önemli tespiti ilk plana alıyorum. Eğer şey varsa deplase ise evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz bütün sunumlar için. Yani çok faydalandım kendi adıma. Herkes de aynı şeyi düşünüyordur. Genelde eklem laksitesi olan, yani diğer eklemlerinde de olan kişilerde yaklaşımımız nasıl oluyor?
O hastalığa çok iyi konuşuyorum. Yani çünkü ne isteseniz yapın. Bu atıyorum bir patellar instabilitesi de olsa hastanın, bir omuz instabilitesi olsa, herhangi bir instabilitesinde yaptığınız zaman bunların tekrar etme riski çok yüksek. Yani büyük bir çoğunluğu tekrar edebiliyor. Yapacağımız işlerin onu belki birkaç sene idare edebileceğini ama tekrar edebileceğini, onun için rehabilitasyonu iyi yapması gerektiğini anlatıyorum. Yani tabii ki hastanın şikayeti varsa, mesela geçenleri bir hastam vardı, keman çalıyor konservatuvarda, çalarken omuzu çıkıyor. Yani o yüzden de çok yönlü bir instabilitesi var, ligamentosu daksitesi var, ben işimi yapamıyorum diyor. Onunla mesela yapıyorsunuz ama mutlaka uyarıyorum. Yani bir, iki sene içerisinde tekrar laksite gelişip bu patolojiniz devam edebilir diye uyarıyorum. Oluyor, olmuyor ama en azından hastaya baştan bunu söylemekte yarar var. Başka soru veya katkı? Buyurun hocam. Ben de teşekkür ediyorum size hocam. 20 yaş öncesi tekrarlayan çıkık görülmesinin sebebi sadece aktivite ile mi ilgili yoksa patolojileri de farklı mı? Daha mı ağır patolojiler var sizin gözleminiz? Açıkçası tam onun sebebini bilmiyorum. Belki daha aktif olan hastalar oldukları için ama patolojide çok da büyük bir farklar yok. Hepsinde aynı şekilde yırtıkları var. Muhtemelen daha çok aktiviteye bağlı. Bir de gelişmekte olan ekstremite o yüzden herhalde. Ama tam bir bu konu net bir bilgim yok. Yani niye onda oluyor ama oluyor. Evet. İzninizle 5 dakikanızı alacağım. Ben bu kursun bizlere sunulmasında bana tamamen gönüllü olarak yardımcı olan birkaç isme belge takdim etmek istiyorum. Ardından da hep beraber eğer izniniz olsa bir fotoğraf çektirmek istiyoruz. Bir kurs fotoğrafımız olsun. Doktor Gökay Görmeli bizden istaslı şu anda Van'da. Sanırım 3 kurs değil mi? 4 kurs pardon. Gökay'la birlikte çalıştık. Şimdi de bize pratiklerde yardımcı oldu. Gökay çok çok teşekkür ederim. Orkun, ağır adam tabii bakın şuradan gelişine. Orkun da hem teorik hem pratik olarak bize 4 kurstur yardımcı oluyor. Şimdi yine pratikte de yardımcı olduk. Orkun çok teşekkür ederim. Fatih, bütün kurslara katıldı doğru. Hatta bizim daha önce ayak kursları yapmıştık. Onlarda da katıldı. Fatih teşekkür ederim. Doktor Volkan Doğan, bir önceki baş asistanım. yine bugün, dün bir sunu yapmıştı. Yine çok özveriyle çalıştı. Volkan çok teşekkür ederim. Onu görmediniz ama Mehmet Çetinkaya. Dün omuzu tutandı. bütün vakanın hazırlanmasında, özellikle kayıtların tutulmasında, sizlere buraya bu kayıtları sunmamızda çok emekleri var. Mehmet teşekkür ederim. Yine el tutanlardan biri. Muhtemelen ileride de şu düğümleri atacaklardan biri. Yılmaz. Yılmaz CD'lerin imajının çıkartılmasında benden daha çok titizleniyor. Yani benim arşivi hemen hemen o götürüyor. Yılmaz teşekkür ederim. Ahmet iki senedir konuşmuyor. Ahmet Kulduk. İki senedir anatomi konuşmasını bence çok güzel hazırlanmış bir konuşma da oldu. Çok güzel sunuyor. Ahmet de bizden mezun şu anda zorunlusunu yapıyor. Ankara'da ama Ahmet teşekkür ederim. Şimdi kendisini videolarına tanıyorsunuz, Tolga. Tolga da bize 3 kurs oldu mu Tolga? 4 kurs olmuş. Tolga'nın bu
İri cüssesi bakmayın, gerçekten çok titiz çalışıyor. Görevini yerine getiriyor, muayeneyi tam yapıyor. O yüzden Tolga teşekkür ediyorum. Bahadır'la dün tanıştınız. Bahadır vakaları hazırlayıp işte sunum aşamasına getiren kişi, geçen sene yine başarısız tanındı. O da az kaldı bitirmek üzere. Bahadır, teşekkür ederim. Size vermeyeceğim ama fizyoterapi Selda Hanım bir sene geçti. Yani dediğim gibi poliklinikte bizimle birlikte çalışıyor. onlara vermeyeceğim. Baran. Baran da 4 kurs. Oldu mu? Dün kurslara kaldı. Baran da bu işi çok severek yapan biri. İleride adını belki daha çok duyacağız. Bayan, teşekkür ederim. Şimdi Burak, Buran şeyi nerede? Burak hem yazı konusunda hem de cerrahi konusunda hem de araştırma konusunda gerçekten çok farklı. Şu gördüğünüz yayınları hazırlamamızda en büyük emek Burak'a ait. 600 vakayı oturup da sabahlara kadar videoda seyretmek ve onların patolojini kaydetmek gerçekten hepimiz yapacağı bir şey değil. Teşekkür ederim Burak. Evet, dün transfer teklifleri almıştı ama Mustafa şu andaki başarısı tanım düğümleri atan kişi yani söylemeye gerek yok. Dün seyrettiniz zaten. Bu kursun gelip tarafında işte sunumlar, videolar, teknik desteği veren belki çok ön planda değil ama gerçekten bunların tümünün hazırlamasında bize yardımcı olan yıllardır. Sanırım 4 senenin 5 sene, 5 oldu. Artık ben de karıştırdım. Anıl, çok teşekkür ederim. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, hem bize bir ivme kazandırdınız. Eğer izniniz olursa şurada bir ortak fotoğraf çekmek istiyoruz. Buyurun.
Herkes hazırsa çekiyorum. Ben de alayım. Çok teşekkür ederiz. Şu anda pratik saatimiz dışarıda. Daha sonra bir seminer olacak. Sonra CR'lere geçeceğiz. Yemek de hazır sanırım. Konuşmaların artık sonuna geldik. Bu sadece bir geçiş olacak belki. İki gündür daha çok standart olarak uyguladığımız ameliyatların bir kısmını gördük. Bir de bunların dışında daha az giderek yani veya daha yeni başladığımız ameliyatlardan da ben size bahsetmek istiyorum. Belki de bunlar da bir standart ameliyat haline alacak. Bu ameliyatlardan iki tanesinden bahsedeceğim. Biri artroskopik lataje, diğeri de artroskopik yardımlı latissimus dorsi transferi. Biz de bunlara çok uzun zaman yok, yeni başladık sayılıyor. Deneyimiz birikiyor ama hani artroskopinin bir sınırı yok. En azından onu bir görmemiz için bunlar bence önemli. İlk önce latajdan bahsedeceğim. Bu instabilite biliyorsunuz. Laprasorun, bunları dikiyoruz. Eğer elimize bir kapsül ve laprum varsa bunları tamir edebiliyoruz. Ve bu yaptığımız açık ya da kapalı bankar tamirleri başarılı. Zaten biraz önce bunları tartıştık. Başarılı sonuçta alıyoruz bunlardan. Ama eğer yaygın bir yumuşak yaralanması varsa, bu hasta olduğu gibi elimizdeki kapsül ve laprum hiç yok. Kapsül de yetersizse, bakın şurada kapsül yırtık. Hiçbir şekilde bu kapsül size bir dikiş tutacak bir kapsül değilse ya da bir glenoid kırığı varsa ve bu parçalıysa, tespit edemeyeceğiniz bir glenoid kırığı var, ciddi bir kemik kaybınız varsa ya da burada olduğu gibi büyük bir Hill-Sachs lezyonunuz varsa veya bir Hagel lezyonu varsa, bunların artroskopik tamirleri normal bankart gibi başarılı olmayabiliyor. O durumda başka alternatifler aramamız gerekiyor. Bolon'un bir çalışması var. Eğer ligamento daxite varsa, glenoid kemik kaybı varsa, humerus başı kemik kaybı varsa bir hastada, bunları yapacağınız bankart tamirlerinde %75 oranında tekrar çıkık oluşuyor. O yüzden demek ki bazı hastaları biraz daha seçmemiz gerekecek bankart tamir yapmak için. En azından laksite, kemik kayıpları ve kapsül laprumu olmadığı durumlar. Bu alternatif yöntemlerin biri Bristol lataje ameliyatıdır. 1954'te lataje
ilk tanımlamış Koraköy transfer ameliyatı. Daha sonra 1958'de yine bir Bristol ameliyatı, Helfet tarafından bu tanımlanmış. Biri tek bir vidayla, diğeri iki vidayla. Biri scapularis'in içerisine geçiriyor. İkisi de geçiyor. Tek vida, iki vida. Aslında Bristol orijinalinde vida da kullanmıyor. Direkt dikişle tutturuyor ama bugün için ikisi de uygulanıyor. Ama özellikle Avrupa'da ve Fransız ekolü Lataje'yi ciddi bir şekilde ön plana çıkarmış durumda. Lyon ve çevresi özellikle. Nedir Lataje? Korakoid çıkıntı. İlk önce Pectoris minor ve korakoid hemoroid ile gevşetiliyor. Korakoid daha sonra subscapsi aralanarak glenoidin ön tarafına, ön inferior tarafına konjonit tendonla birlikte transfer ediliyor. Bu ameliyat dediğim gibi 30'larda tamamlanmış bir ameliyat ve çok yaygın olarak kullanılan bir ameliyat. Birçoğumuz belki yapmışız da ameliyatı. Aslında o kadar da kolay bir ameliyat değil. Yani bunu aralamak, o insizyondan eklemi görmek ve oraya eklem seviyesini getirerek o korakoti iyileştirmek çok da kolay bir ameliyat değil. Etki mekanizması baktığımız zaman hem bir kemik blok etkisi yapıyor hem de dinamik bir etkisi var. Subscapularis aralanarak girdiği için abdüksiyon dış rotasyon sırasında dinamik olarak omuzu geriye doğru bastırıyor. Yani hem dinamik hem de statik etkisi var Lataje ameliyatının. İndikasyona bakacak olursak instabilite glenoid kemik kaybı, instabilite hemoroid başı kayıp, kemik kayıpları veya bunların kombinasyonları ya da kompleks bağ yaralanmaları, Hagel da bunlardan biri veya revizyonlarda tercih edilebiliyor. Ya da yüksek aktivitesi olan hastalarda da yine Lataje ameliyatları tercih edilebiliyor. Lataje dediğim gibi iki şekilde uygulayabiliyoruz. Ya açık ya da artroskopik olarak. Açık cerrahisi dediğim gibi yapan anlar gerçekten orayı açmak, korakoidi serbestleştirmek, daha sonra subscapularisi bulmak, subscapularisi aralamak, kapsülü açmak, içeri girmek, glenoid kenarını bulmak, glenoid kenarını deplide etmek, kemiği açığa çıkarmak, daha sonra orayı vidalamak. Ve bunu da ekleme girme, daha sonra eklem kökünden zarar vermeden yapmak. Yani bilmiyorum, bana biraz zor geliyordu ama mecbur kalınca yapmak zorundasınız tabii. Ardından yaklaşık 10 senedir ilk önce Laurent Lafos, daha sonra Pascal Boileau tarafından popülerize edilen artroskopik yöntem geliştirildi. Nedir avantajları? Daha kontrollü bir şekilde kemik kreftini yerleştirebiliyorsunuz. Ek patoloji varsa, slap lezyonu, posterior patolojiler, bunları da aynı zamanda görebiliyorsunuz. Her iki yönü olan instabilite aynı anda müdahale edebiliyorsunuz. Artroskopi sırasında fark ederseniz, bu lateral dekompozisyon için önemli. Pozisyon değiştirmeden de direkt şey yapabiliyorsunuz. Lataje uygulayabiliyorsunuz. Çünkü açık yapacaksanız, lateral dekompozisyonda çalışıyorsanız, eğer lataje geçecekseniz o zaman hastanın pozisyonu değiştirmeniz gerekiyor. Yani bir çevre almanız gerekiyor ama lateral dekompozisyon yapıyorsunuz, lataje'ye geçeceksiniz, lateral dekompozisyonda herhangi bir pozisyon değiştirdiğini artroskopi yapacaksanız gerek kalmıyor. Daha az yapışıklar neden oluyor. Daha hızlı hareket, rehabilitasyon daha hızlı oluyor. Hızlı spora dönüş oluyor. Herhangi bir fiksasyon, immobilizasyon gerektirmiyor. Yaptığımız hastalar bir hafta kadar atayda tutuyor, sonra serbest bırakıyoruz. Ve daha iyi kozmetik sonuç elde ediyorsunuz. Altı basamağı var artroskopik lataje pozisyonunun. İlk önce interval eksisi ediyorsunuz. Bu önemli basamak. Şurası subscapularis, şurası orta glenoid ligament. Tüm aradaki kapsülü ve intervali tamamen temizliyorsunuz. Karşıda korakoid görünene kadar. Şu anda posterior portalına bakıyoruz. Şurada korakoid göründü. Şurası korakoid ve şurası conjoint tendon. Onu görene kadar ilk önce intervali eksisi ediyorsunuz. Şu yine intervali eksisyonu başka bir hasta.
biraz daha yapışık bu revizyon. Subs kapılar şurada. Bakın şurada aralanmış. Şurası korakoid çıkıntı. Koraklavikülar ligament. Şurada korakoid ve bakın şurada pectoralis, şu konjoint tendon, şurası pectoralis minor. Şu pectoralis minor, konjoint tendon. Şurası medial taraf. Şurası daha sonrası arka taraf, şurası ön taraf. Şu korakoid çıkıntı. Bu şekilde bir görüntü elde edene kadar, yani pectoralis minor'ı görene kadar aralığı eksi ediyorsunuz. Ardından günevli hazırlıyorsunuz. Bakın bu zaten bir revizyon vakasıydı. Önceki CRI'si ilk önce bir temizliyorsunuz. Bu hastada bakın şöyle bir çok iç tarafa konmuş, yani medyale doğru konmuş bir ankor vardı. O da ciddi bir şekilde kıkırdakta sorun yaratmıştı. Bir de metal ankor. O yüzden ben artık metal ankor pek kullanmıyorum. Bu yeni bir ameliyat olmuş ama Ankara dışından bir yerden gelmişti bize. Daha sonra subscapularis aralıyoruz. Bence en önemli basamak bu. Onun için bir arkadan bakın şu subscapularis. Şu anda antilateralden bakıyorsunuz. Şu korakoid çıkıntı. Şu subscapularisin tendonus kısmı. Arkadan posterior portalden bir çubukla kaldırım seviyeye kadar bir işaret koyuyoruz. Daha sonra bakın şu çubuk çıkıyor. RF yardımıyla subscapularisi aralıyoruz. Şu eklem içi görüntüsü yine antilateralden bakıyorsunuz. Eklem içi görüntüsü şurası glenoid aralanmış. Humerus başı burada. Artık subscapularisi arasından RF'iniz içeri giriyor. Daha sonra korakoidi disek etmeye başlıyorsunuz. Pectoralis minor'ı gevşeteceksiniz. Şu konjonktürüne pectoralis minor'ı şurada gevşetiyorsunuz. Bu aşamadan sonra artık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü pectoralis minor bizi arka taraftaki brachial plexus'tan koruyor. Onu aldığınız andan itibaren plexus tamamen karşınızda şurada görünüyor artık. O yüzden yapacağınız hareketleri biraz ondan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. Daha sonra korakoidin ta inferior'a kadar inmeye başlıyoruz. Medyani biraz künt diseksiyonu ayırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hemen arkasında brachial plexus var. İnferiörünü çok iyi bir şekilde görmemiz gerekiyor. Daha sonra bir korakoid portali belirliyoruz. Şurası korakoid çıkıntı. Yapacağımız işlem aslında şöyle bir guide koyup iki tane delik açmak. Bunlar bizim vida deliklerimiz olacak. Daha sonra bunları tepliyoruz. Bakın bir kılavuz tel geçiriyoruz. Korakoidin altı burası. Şöyle bir kılavuz tel geçiriyoruz. Ardından kapaklarını yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Ve bir osteotomla korakoidi kesiyoruz. Ve mobilize ediyoruz. Bakın şu anda korakoid mobilize edildi. Bundan sonraki basamak subscapularis aradığımız o aralıktan içeriye ekleme doğru korakoidi taşımak, graft taşımak. Bak şurada subscapularisin arasından bence en zor basamağı bazen şöyle bir çıkıntılar oluşabiliyor. Onları tıraşlamak gerekiyor. Çünkü biraz eğimli olduğu için tam korakoid de düz olarak oturmayabiliyor. İçeri doğru taşıyorsunuz şu glenoid kenarı. En zor basamak bana göre bu subscapularisi aralayıp da girmek zor. Daha sonra bakın şuraya da artık şu glenoid drillleyip vidayı yerleştiriyoruz. Bakın şu fiksasyon sonrası. Oldukça rigid bir fiksasyon elde ediyorsunuz. Şurada. Ama bu hasta labrumda yırtık olduğu için daha sonra labrumu da şu transvertiniz korakoidi önüne doğru tamir ediyorsunuz ki yine labrumda bir destek sağlasın. Bu Bolon'un tekniği, Lafos'un tekniğinde bu yok. Sadece korakoid transverti bırakıyorsunuz. Bu başka bir hastada. Bakın şurası transfer edilen korakoid. Fiksasyonu 2 adet vidayla yapıyoruz. Şu fiksasyon sonrası görüntümüz. Yine antilatera portalına bakıyorsunuz. Şurada vidalarımız korakoidin üzerinde. Şurada konjoint tendonunu görüyoruz. Geçiyor ve yukarıda da subscapularisi görüyoruz. Bakın şurası glenoid, şurası korakoid. Oradan subscapularisi üzerine baktığınız zaman eklemde görebiliyorsunuz. Şunlar da tespit ettiğimiz vidalar.
Şurada konjonktüründen. Sonuçlarına bakacak olursak artroskopik lataje prosedürünün aslında bu şey normal artroskop olmayanların sonuçlarına baktığımızda aslında %88 iyi bir şey ve anterogloméral eklem stabilitesini iyi sağladığı bildirilmekte. Yine bir 28 bir hastalık bir sonuç. Yine 993'e varan hasta memnuniyeti. Büyük kemik kayıplarında kontak sporlu olanlarda altın standart olarak tanımlanmış. Bu açık lataje sonuçları. Artroskopi lataje sonuçları aslında çok daha fazla sunulmadı gibi görünüyor ama Lafosse'un 2003 ile 2010 yılı arasında yaptığı 180 hastasını değerlendirmiş. 62 hastada 18 ay takip sonuçlarının %80 mükemmel olduğunu bildiriyor. Sonuç olarak da avantajlarının olduğunu ve minimal invaziv olduğunu, bu yüzden de açık yerine artroskopik yapılması gerektiğini üzerine duruyor ama tabii ki birçok komplikasyon da yaşamış. İlk başladığında 6 saat sürüyormuş. Şimdi 80-90 dakikaya kadar düşürmüş ameliyat süresini. Yine Bolo'nun bir review var. Buna kendisi Bankart Bistur Lataje 2B2B3 diye bir yöntem var. Bu da mutlaka şeyi de transfer ediyor. Labrumu tamir ediyor. O genelde tek vidayla yapıyor. Bence şu çok önemli tespiti Bolo'nun. Bu yaklaşım birçok cerrah için 20 önceki artroskop labları tamir gibi görünebilir diyor. Çünkü 20 sene önce ben artroskop labları tamir yaptığımı söyleseniz olmaz falan denirdi. Ama muhtemelen ileriki yıllarda artroskop latajda artık rutin bir cerrahi olacak gibi görünüyor. Biz biraz geç kaldık aslında buna başlamakta ama sanırım yaptıkça bizler de bu konuda yeteri kadar tecrübe sahibi olacağız. Özetleyecek olsak tamamlayıcı ve alternatif yöntem olarak kullanabilirsiniz instabilitelerde. Açık yöntemin başarısı zaten biliniyor ama artroskopin kendi başına avantajları da var. Minimal invaziv, ek patoloji tespit edebiliyorsunuz, daha iyi görüntü alabiliyorsunuz ve gider yayılıyor. O yüzden kapsül laparoskopik yetmezlik olan, kemik defekti olan ya da revizyon vakalarında lataje prosedürünü kullanabiliyoruz. Bu süre boyunca lataje ile ilgili sormak isteğiniz varsa burada soru alabilirim. Çünkü başka bir prosedürü anlatacağım. Bu daha kısa ama. Yani isterseniz bununla bir geçeyim, hepsini beraber konuşalım. Bir diğer yöntem latissimus dorsi transferi. Latissimus dorsi transferini hepimiz, yani bir kısmımız yapmışızdır açık cerrahi olarak. Aslında bayağı büyük bir cerrahi, kanlı bir cerrahi. Bazı şeyleri eklem içi aldığınızdan çok fazla göremiyorsunuz ama biz bu yöntemi daha farklı bir şeyle yapıyoruz. Mesela şu bir yırtık ve tendonu kötü bir sepsi patoloji var. Hiçbir şekilde bakın lab bir kaf yok. Tamamen boş. Şurada bir yapışıklıklar var, kafa benzer. Onları serbestleştirmeye çalışmışız, çekmeye çalışmışız var. Hiçbir şekilde olmuyor. Bu onarılamaz, masif bir rüptür. Hasta bu. Omzunu kaldıramıyor. Görüyorsunuz deltoid çekiyor. Bütün omuzu yukarı doğru kalkıyor. Ağrısı var. Hem fonksiyon kaybı ağrısı var. Direkt grafisine baktığınız zaman direkt bir dejenerasyon bulgusu yok. Hafif bir miktar yukarı doğru yer değiştiğini görüyoruz direkt grafide. MR'a baktığımız zaman şöyle rudimenter kalmış bazı kaf dokularını görüyorsunuz ama başın üzeri tamamen boşalmış. Omuz yukarıya doğru yer değiştirmiş durumda. Mesela artroskopi görüntüsü de vardı elimizde. Bu hastada artroskopi sırasında şu aksiliyel bölgeden posteriordan şunu yine lateral döküpü pozisyonunda hasta. Şöyle yaklaşık 5 cm bir insisyon yapıyorsunuz. Tendonu buluyorsunuz. Alıyorsunuz. Pediküne zarar vermeden gevşetiyorsunuz. Ardından biz fasciolatadan çünkü yapılabilir çok ince bir tendonu var. Latissimus dorsi'nin. O yüzden dikişleri çok iyi tutmayabilir. O yüzden mutlaka bir fasciolatadan bir graft alıp burayı augmente ediyoruz. Daha sonra parmak yardımı ile deltoid altından şu posterior portalimize doğru bir tünel açıyoruz subaklonal bölgeye. Sonra bir klempi eklem içerisine doğru yönlendiriyoruz.
artroskopide baktığımızda, pardon, bu şekilde göstereceğim. İlk önce bir gevşetme yapıyoruz. Şu posterior taraf. Posterior gevşetiyoruz. Bakın şu içeri soktuğumuz clamp. Bu clamp'le anteroportalden bir ipi dışarı doğru alıyoruz. Dışarı aldığımız ipin üzerine tendonu bağlıyoruz. Daha sonra tendondan geçirdiğimiz, önceden geçirdiğimiz ipleri bağlıyoruz. Önceden bir footprint hazırlıyoruz. Oluğa kadar bir footprint hazırlıyoruz. Ardından o iplerle çekerek graft'i, birazdan göreceksiniz. Graft şurada. Eklem içine doğru alınıyor. İple zaten üzerine hazır olarak geliyor graft. Daha sonra bu düğümsüz ankorlarla, bu Versalock tipi ankorlarla o iki iple kemiğe fix edip gerdiriyoruz tendonu. Şu lateral fiksasyon, bir ön fiksasyon, bir lateral fiksasyondu. Lateral fix ettikten sonra şu şekilde tendon kemiği tespit ediliyor ve oldukça da stabil oluyor. Bakın şöyle rotasyonlarla birlikte de hareketini çok fazla bozulmuyor. Daha sonra bozulmuyor. Şurası eklem sınırı. Şurada transfer ettiğimiz latissimus dorsi. Şu. Tabii ki eklem yüzeyi yine açık kalıyor ama tendon orada bir bastırıcı etkisi oluşturuyor. Ameliyat sonrası görüntümüz kapadıktan sonra şöyle bir küçük bir insizyonla ve şu posterior portal, pardon lateral portal, posterior portal, bir de anterior portalımız var. Şu kadar dikişle latissimus'u transfer etmiş oluyoruz. Peki ameliyattan sonra ne oluyor? Bu ikinci ay. Biraz harada güçsüz ama biraz bu muhtemelen 1-2 ay sonra daha da iyi bir fonksiyona sahip olacak. Ben bunlar içinde tüm kurs içinde hepinize teşekkür ediyorum. Bu konularla ilgili, daha genel kursla ilgili sormak istediğiniz sorularınız veya katkınız varsa yardımcı olmaya çalışayım. Buyurun. Masif yırtıkta balon uygulamaları var. Onların latis transferine bir üstünlüğü veya dezavantajı konusunda bilginiz var mı? Hiçbir tecrübem yok. Ve kullanacağım, kullanmam da herhalde. Yani dinamik bir şeyin yerini tutacağını sanmıyorum. Alo. Hocam teşekkür ederim öncelikle kurs için. Devlet hastanesinde çalışan bir ortopedi uzmanı için hocam, yani tek başına çalışan bir uzman için. Yani ne önerirsiniz? Yani sınırımız neresi olması lazım? Omuz artroskopisi ile ilgili olarak. Aslında omuz artroskopisi maalesef bir ekip işi. Yani tek başınıza yapacağınız bir iş değil. Ya mutlaka yanınızda birinin olmasında yarar var. Ya iki uzman olarak çalışmanız gerekiyor ya da birini eğitmeniz gerekiyor. Hani sizin düğümlerinizi atacak, sizin kanunuzu tutacak, sizin ne bileyim dikişinizi karşıya geçirecek, pozisyonunuzu sağlayacak. Daha sonra rehabilitasyonunuza yardımcı olacak. Yani bir ekip kurmakta yarar var. Ekip kurmadan yapılanlarda başarı şansı düşük olabilir. Siz ne kadar iyi bir cerrah da olsanız ekip olmadan yani başarınız istediğiniz ölçü olmayabilir. Açık insizyonda mesela bir tercih. Bence
Bence yine aynı. Açık için de aynı. Yani yine bir ekip işi de. Ama o zaman bir fizyoterapist ihtiyacımız daha çok. Açık olarak hangi enstitüsyonu tercih ediyor? Evet. Ne tamir için? Mesela bankart için, delta pectoral, rotator için yine superiordan rafayı açacak şekilde superlateral bir enstitüsyon yapıyorum. Yapmayalı unuttum ama. Buyurun hocam. Bu ilginç uygulamalarınız için gerçekten teşekkür ederiz. Söylediğiniz gibi hani yıllarca açık cerrahi de yaptık. Bunları açık yapmak bugünkü artroskopinin geldiği noktada kıyaslandığı zaman gerçekten daha zor. Yani bu laterji olsun veya diğer salvaj girişimler olsun. Ben latissimus dorsi için bir şey söyleyeceğim. Siz facellata grafti kullanıyorsunuz. Acaba şöyle bir soru değil de bilemiyorum. Tabii artroskopik latissimus yani asiste transferlerin sonuçlarını veya rutin fascia lata graftinin kullanıp kullanılmadığını mobilizasyonu gerçekten zor. Yani özellikle teresle beraber alırsanız o daha da fazla gücü arttırıyor ama mobilizasyonunuz azaltıyor. Zor. O yüzden fascia lata graftini kullanmadan acaba iyi bir mobilizasyonla açık cerrahide çünkü gerçekten graft kullanmadan yapıyoruz ulaşıyor. Bu fascia lata grafti kullanmanızın sebebi ne? Yani çünkü fascia lata ile gerçi tendon onarımı yapıyorsunuz. Latissimus dorsi'nin bir bağlantısı oluyor. O da sizin postop rehabilitasyonunuzu etkileyebilir, süreci etkileyebilir diye düşünüyorum. Acaba o yetersiz bir mobilizasyondan mı kaynaklanıyor veya o transfer yani kapalı artroskopik transfer esnasında o bölgeye ulaşmak daha mı zor teknik olarak? Sorunuzu anladım. Açıkçası fascia lata graftini tendon boyunu uzatmak için kullanmıyoruz. Tendon kalınlığını artırmak için kullanıyoruz. Birçok hastada bilmiyorum belki de bize o denk geldi ama yayınlarda onu görüyorum. Mesela Savoy var yine sanırım Houston'da Savoy. Onlarda mesela bir makalesi var. Rutin fascia lata kullanıyorlar çünkü çok ince olduğunu düşünüyorlar. Latissimus'un tendon kalınlığının. O yüzden bu gerdirmeler sırasında kopabileceğini düşünerek biz daha çok yani tendonu biraz da uzatalım diye değil, tendonu biraz da kalınlaştıralım. O çaktığımız şeyler tendonu yırtmasın diye ama dediğiniz gibi kullanmayana da var. Ama hani biz böyle bir alışkanlık oldu artık. Ben açık yaparken de kullanıyordum. Fascia latını alıyordum. Ama dediğim gibi yani olmasa da olabilir ama böyle alıştık. Bu şekilde gidiyor. Sağ ol. Hocam artroskopinin yani geleceğiyle ilgili gösterdiniz de kursun geleceğiyle ilgili hani ben öneri değil belki yani Türkiye'nin imkanları belli ama hani kurs olarak belki bunun geleceğinde bir kadavra üzerinde çalışma ve ameliyathanede çalışma imkanı olma şansını ne kadar süre içinde öngörüyorsunuz? Gazi ortamında kadavra çalışması imkansız olarak görüyorum. Çünkü gerçekten kadavramız yok. Elimizde birkaç tane kadavra var. Taze kadavra hiç yok. Şu gördüğünüz kadavra diseksiyonları o konuda şanssız. Çünkü hepimiz şanssız belki. Anatomistler eklem açmıyorlar. O cildi açıp birkaç kası araladıktan sonra dokunmuyorlar artık. O yüzden her taraf bize kalıyor. Onları kullanıyoruz ama hani bir artroskop yapabilecek bir ölçüde bir şeyimiz maalesef olanağımız yok. Biz Antalya gibi böyle bir olanağımız yok. Yakın bir gelecekte de olacağını sanmıyorum. O yüzden hani ona o olmayacak. Cerrahileri görme açısından o konuda bazı şeyler gibi daha çok cerrahi görelim. Belki cerrahi yüzünden tartışalım. Bu mantıklı çok da yerinde bir öneri. Belki yani böyle bir kurs yapıp ardından bir de sadece vakaları olduğu, sadece vakaların tartışıldığı, yine bu kursta katılanların yine oraya gelebildiği bir kurs da yapılabilir. Ama bizim perşembe günlerimiz tamamen omuz günü. Bazı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bunu biliyorlar ve geliyorlar da.
Bütün ameliyatlarımız herkese açık. Perşembe günü geldiğiniz zaman bu ameliyatlar direkt ameliyathaneden minimum 5 vaka, bazen 6 vaka aynı günde seyredip hem işte ne yapılmış, bütün bu muayeneler aslında sizin için çekilmedi. Burada görüyorsunuz o muayeneleri. Bütün hastalarımız videoda çekiliyor. Yani rutinde çekiliyor. Bütün bu muayene videoda hepsinde çekiliyor. Bütün hepsinin MR'ları kaydediliyor. Bunları tekrar orada da görebiliyorsunuz. Birebir sohbetlerimiz de oluyor. Yani bu da hepinize açık. Yani bu aslında belki kursun devamı gibi de düşünebilirsiniz. Yani herkesi kabul edebiliriz talebiniz olduğu ölçüde. Buyurun. Hocam çok konuyla ilgili değil belki ama bu aralar bize çok çalışılan bir ürün var. Bu PRP diye bir şey. Protein rich plazma. Yani çok evet. Böyle bir yeni bir buluşmuş gibi çalışılıyor. Bu konuda bir tecrübeniz var mı? Yani her türlü yırtık için kullanıyorlarmış. Efendim lateral epikondilit için kullanıyorlarmış. Böyle bir şey tecrübeniz var mı veya ne önerirsiniz? Yani tabii malpraktisin giderek sorun olduğu ülkelerden başlayarak bizde de yavaş yavaş bir de çok fazla girişim yapmadan hastaya bir de yani kendi kanını sana işte kök hücre de deniyor bir de hiç alakası olmama sanki artık bizim Topbit de bunu açıklama getirmeye çalıştı. Biraz suistime ediliyor herhalde. Açıkçası biz denemek için yaptık ama hani çok da takip edemedik yani şeyleri ama tamirden sonra hani PRP uygulamasının yırtığı iyileşmesi olumlu etkinliğine yönelik şeyler var ama maliyeti yüksek. Hani bilimsel olarak yapacaksanız diyeceksiniz ki ben her vakada trombosit oranını şu kadar da tutuyorum. Çünkü eğer hani maliyeti düşürmek için kendiniz bunu öğretiyorsanız o zaman trombosit miktarını belirleyemezsiniz. O zaman hiçbir bilimsel anlamı olmaz. Onu yapmak için de işte 200 ile 400 lira arasında bir maliyete gerek var ki hani belli bir oranda trombosit vermeniz. O da yani hastaya bir yük oluyor. Onun yüzden onu da bıraktık açıkçası. Ama çok şey var, talep var. Özellikle spor cerrahisinde çok talep var. Ya ben şöyle diyeyim, Haziran ayında ESKA toplantısında bir sunum için davetliydim ben de oraya. PRP kursu vardı, ders kursu değil de oturumu vardı. Ben de bir gidip görmek istedim açıkçası ne yapılıyor diye. 5 dakika geç kaldım. Şehre inmiştim. Şehirden gelirken 5 dakika geç kaldım. Salona giremedim. Başımı içeri sokamadım. Yani o kadar bir talep var ki yani inanılmaz ama hani bilimsel altyapısı daha bence oturmadı. Ama yani hastaya biraz hastadan para kazanmak için iyi bir yöntem. Öyle diyeyim. Başka soru ve katkı yoksa birazdan ameliyathaneye bağlanacağız. İlk önce yine bir blok yapılacak ardından da ameliyata geçeceğiz. Ben belki görüşemeyeceğiz. Ben birazdan ameliyathaneye gireceğim. Tekrar hepinize teşekkür ederim buraya gelip geldiğiniz için. Dediğim gibi ameliyathanemiz hepinize açık. İstediğiniz zaman misafirimiz olabilirsiniz. Teşekkür ederim.